Biz yıllardan beri bu sektörün içerisindeyiz, küçük yaşlardan beri. Hep millete anlatmaya çalıştık, kolonlarımızı anlatmaya çalıştık, perde betonlarımızı anlatmaya çalıştık, kullandığımız demiri, cinsini, sınıfını anlatmaya çalıştık. Kesinlikle inşaatımıza parça analizsiz demir sokmadık. Projemiz neyse biz birebir projemize uyduk. Öncelikle zaten ben inşaat mühendisiyim, Yahya Bey mimar. Biz sürekli şantiyenin içerisindeyiz, sürekli kontrol halindeyiz. Onun haricinde zeminde güçlendirme olarak rezidans için konuşalım. Her bloğun altında 56 tane 15 metre derinlikte fore kazımız bulunmakta. 1,5 metre radya temelimiz bulunmakta. Biz insanlara bunu senelerden beri anlatmaya çalışıyoruz. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür diye. Ancak herkes bize boyanın rengini, musluğun markasını, kapının cinsini sordu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her şeyden önce binanın ana iskeletine dikkat etmemiz gerekiyor. Oraya özen göstermemiz gerekiyor. Yani şu taktığımız kapılar değiştirilebilir. Kullandığımız boyalar değiştirilebilir. Her sene değiştirilebilir. Ancak iskelet sistemi değişmez. 10 seneye bir takribi deprem yaşayan bir ülkeyiz. Yaralar kapanınca, bir sene geçince, iki sene geçince herkes bunları unutuyor. Kimse bana bugüne kadar döktüğüm betonun sonucunu sormadı. Yani tamam ben C30 beton döküyorum diyorum. Kataloglarımda buna yer veriyorum. Demir kullanıyorum diyorum. Tamamen analizli demir kullanıyorum diyorum. İnşaata parça demir sokmuyorum. Boy demir sokuyorum. Ama bunları ne yazık ki hiç kimse bize sormadı. Burada 100 daire yaptık, sattık şu ana kadar. İskenderun için konuşalım. Toplamda 550 daire yaptık, sattık. Hiçbirinde çok şükür bir kaybımız yok, bir hasarımız yok. Binalarımız sapasağlam, ayaktadır. Kolon kesme işleminden bir an önce, ister galeri olsun, ister kuyumcu olsun, ister restoran olsun, öncelikle bunlardan vazgeçmemiz lazım. Toplum olarak bilinçlenmemiz lazım. Devletimizin bizi bilinçlendirmesi lazım çoğu konuda. Biz bir proje çiziyoruz. Devlete biz kendimiz, devlet demeyelim, belediyelere biz kendimiz anlatıyoruz o projeleri. Şimdi yüksek katlı, demin Yahya Bey'le de yaptığınız konuşmada, yüksek katlı bina öldürmez aslında. Kesinlikle tedbirsizlik öldürür, bilinçsizlik öldürür. Şu anda yapmış olduğumuz bloklar 12 katlıdır. Bodrum'la birlikte 13 katlıdır. Bodrum katımız tamamen perde beton, asansör etrafımız tamamen perde beton, merdiven etrafımız tamamen perde beton. Çekirdeği sağlam oluşturduktan sonra kesinlikle bu depremlerden korkmamamız gerekiyor. Bazı bilinçsiz arkadaşlarımız projede 1 metre olan kolonu ben binamı sağlam yapıyorum 1,5 metre olsun diyerekten binaya gereksiz ölü yük veriyor. Bazı yıkımların sebebi de budur. Projemiz neyse birebir buna uyalım. Betonumuz neyse birebir buna uyalım. Hiçbir şekilde beton geldikten sonra mikserin üzerindeyken, dökülürken, pompalayken hiçbir şekilde su ilave etmeyelim. Ve özellikle sulama işlemlerine ne yazık ki hiç kimse buna dikkat etmiyor. Betonun 20 gün sulanması lazım, 21 gün sulanması lazım. Prosedürlere dikkat edersek dikey mimari yatay mimariden çok daha çok avantajlıdır. Tarım alanı kalmadı ülkemizde ne yazık ki. Yeşilliğimiz kalmadı, otopark alanımız kalmadı, yatay mimari yüzünden. Dikey mimari olursa daha çok alan kalır bize. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir yapıda bir sıkıntı yoksa, statik projesinde, mimari projesinde herhangi bir sıkıntı yoksa depremden korkmamalarını öneririz. Çünkü deprem öldürmez kesinlikle. Yapılan yanlış işler, yanlış aşamalar öldürür. Bunlar kesinlikle binanın statiğiyle ilgilidir ve statiğini bozacak o şeylerdir. Dünyanın birçok yerinde çok yüksek katlı binalar var. Ve işte herkes Japonya'daki deprem örnek gösteriyor bu yüzden. Önlemler, tedbirler alındığı sürece herhangi bir yıkımla karşılaşılmayacağını biliyoruz. Yani, işin içinde olduğumuz için yere yakın olsun, zemin kat, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat gibi yerler olsun diye bir algı var şu anda milletimizde.
haklı olarak hani herhangi bir sarsıntıda falan bir an önce dışarı çıkabilelim diye. Kesinlikle yani yüksek katlarda da oturulabilir. Bunda herhangi bir engel yok. Yanlış işlem yapılmadığı sürece binalarda yıkım olmaz. Yani zaten gördüğümüz gibi denizin ortasına yapılan gökdelenler var mesela. Farklı yapılar var dünya üzerinde. Bunların hiçbirinde bir yıkım olmuyor. Ne yazık ki piyasada yanlış kişiler yanlış işler yapabiliyor bazen. Onun çok etkisi olabiliyor. İşimizi sağlam yaptığımız sürece herhangi bir yıkım olacağını düşünmüyoruz.